şuradan da sayacımızı başlatalım. Sayacımız tabii ara ara durabilir falan fistan. Her şey olabilir yani. Şimdi cihazımızı şöyle dediğim gibi az önce güzel yaylanıyor. Yaylanması fena değil. İlk aldığımda çok sertti. Yani ben 80 kiloyum. Hani sanki böyle 90 kilo, 100 kilo için güzel yaylanıyordu. Şu an ben 80 kiloya göre yaylanması benim gayet hoşuma gitti. Mesela şuradaki engebelerden geçelim hiç zıplamadan. Fena değil. Biraz daha hızlı gireceğim. Oho! Sert oluyor. Gerçekten sert. Önünü kaldırarak girmeye çalışacağım. Böyle daha iyi. Bir daha deneyeceğim. Evet, böyle daha iyi. Biraz ön kaldırmak gerekiyor. Ya da o tip engebelerden geçerken yavaşlayacaksınız. Yapacak bir şey yok. Ama sarsıyor. Gerçekten sarsıyor. Bir daha şöyle bir deneme yapalım. Yani şu an 20 kilometre, 25 kilometre ile gidiyorum. Oho! Sağlam giriyor. 35 ile girdim. Sağlam girdi. Şu an 35'teyim. Sağlam. Ama şu an 40'a geldim. Ön tarafı havaya kaldırırsanız o zaman güzel. O zaman güzel. Zıplayabilir miyim? Yok, çok ağır ya. Bir kulo gibi değil yani. Ne kadar zıplarsam zıplayayım. Bir daha deneyeceğim. Son denemem. Heh. Şimdi oldu. Alışmak lazım. Kugo'da amortisörleri biliyorsunuz. Amortisörler Kugo'da sert. Fakat cihaz hafif olduğu için kolay bir şekilde iki tekeri havaya kaldırabiliyorsunuz. Bu cihaz biraz daha ağır. İki tekeri havaya kaldırmak vücut hareketiyle zor. Gerçekten zor. Ama bununla yani oradan buradan inmek çocuk oyuncağıdır. Diye düşünüyorum ki öyle de gözüküyor. Bu amortisörler çünkü Kugo'ya göre daha yumuşak amortisörler. Şimdi pistimize doğru gidelim. Bakın ayak dayama olarak gene şu arkaya koyuyorum ayağımı. Ayak dayamadaki sıkıntı şu. Umarım kamerada gözüküyordur. Ayağınızı koyduğunuz yer sağlam. Onda bir sıkıntı yok. Fakat gidonu katladığınız zaman şuradaki kilit yeri yüzünden ayağınızı koyduğunuz zaman ayağınızın altında o kilit yeri sizi rahatsız ediyor. O olmasaymış gayet güzel olacakmış. O sıkıntı ya. O sıkıntı yani. Peki tabii cihaz ağır bir cihaz ama şöyle ön kaldırabilir mi? Duralım. Tabii ki. Tabii ki. Aynen Kugo'da olduğu gibi. Oho. Tabii biraz daha güçlü cihaz olduğu için Kugo'ya göre daha kolay bir şekilde ön kaldırıp gidebiliyorsunuz. Tabii bunu çift çeker deneyelim. Çift çekerde biraz daha güçlü oluyor. Aslında çift çekerde biraz da turbo olmuş oluyor. Çünkü sadece ön çeker değil yani. Mesela bakın şöyle yapacağım. Hemen ön kaldırıyor. Halbuki gene arka tekerin gücüyle kalkıyor. Ho-ho-ho. Bir daha deneyeyim şurada. Şuraya bir geçeyim de. Eğlenceli. Alışmak lazım ama ya. Alışmak lazım yani. Evet. Evet. Bir daha deneyelim. Şu ayağımızı arkaya koymasak. Neyse. Elinden tek çekeri aldım. Hadi biz de. Ne var orada? Bir şey koymuşlar. Öncelikle tek çekerde şu denemeyi yapacağım. Şuradan ivmelenip çıkacağım. Evet. Şu an tek çekerdeyim.
Bütün cihazlarla yaptığımız test zaten bu. Bakalım oraya çıkabilecek miyiz? Tam da oraya bir bez parçası gibi bir şey koymuşlar. Sanki kedi uzanmış yatıyor gibi de duruyor. Hadi bismillah bakalım çıkacak mı? Yani çıkması gerekir. Evet, çıktı. Zorlandı mı? Tabii ki zorlandı. Şuraya da deneyelim. Sonuçta tek çeker ne olursa olsun cihazlar buraları çıkarken zorlanıyorlar. Şuradan şöyle bir imelenme yapacağım. Bakalım çıkacak mı? Ki çıkamayacaktır. Zorlamaya gerek yok. Çıkmayacak. Şöyle bir imelenme yapacağım. Kugo rahat çıkmıştı. Yani rahat demişken biraz böyle açıldı çıkmıştı. Ama bu çok rahat çıkacaktır. Evet. Rahat çıkmadı ama çıktı. Şimdi bir de şunu neyse artık geçti. Bir de şuradan hızlanıp çıkacağım. Tek çeker. Büyük ihtimalle uçacaktır. Mesela Hayfer'i gibi uçuyordu. Bakalım bu da uçacak mı? Bu ona göre hayli hayli uçacaktır. Yani hızlandı ya. Şu an 30 km hızla çıktım. Evet. Şimdi tek çekerdeki durum bu. Gelelim çift çekere. Çift çekerde hiç hızlanmaya gerek yok. Hemen şuradan bir kısa dönüş yapalım. Tabi tek çekerdeyim. Ona rağmen çimende rahatlıkla gidebiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Şu an çift çekere aldım. Hafiften de burnum yokuşa verdiğim. Yani cihazı bırakırsam aşağı doğru gidecek. Bakın şurada nasıl çıkacağız. Haydi bismillah. Evet, yolu kavradı. Öndeki güç sayesinde rahat bir şekilde çıktı. Tabi aynı durum burası için de geçerli olacak. Yani oraya çıkan buraya hayli hayli çıkar. Hemen şurada denemeyi yapalım. Hiç inmelenmiyorum. Şurada duruyorum. Hatta kendimi bıraktığım zaman cihaz aşağı doğru gidiyor. Biraz daha yukarı çıktım. Bakın bıraktığım zaman aşağı doğru gidiyor. Yani yokuştayım. Haydi bismillah. Yani çok rahat canım. Yani ya zaten çift çeker olduğu için bugüne kadar çift çeker olup da buraları böyle tın tın çıkan bir cihaz görmedim. Şimdi ben bunu tek çeker alıyorum. Bir de şöyle bir offroad denemesi yapalım. Bakalım offroad'daki verdiği hissiyat nasıl olacak? Haydi bismillah. 35 kiloluk bir cihaz. Çok rahat giriyor çıkıyor be. Yani Kugo'ya göre biraz daha konforlu bir cihaz. Tabii ki Kugo bunun kalemi değil. Ve gücü de tek çeker olmasına rağmen gayet yeterli. Allah kahretmesin. Orada hep uçuyoruz. Ya taşlar, taşlar. Sadece toprak yolu olsa 10 numara ama bu taşlar işi bozuyor. Sağ olsun belediye yapmış. Ondan sonra gerisini koy vermiş. Kamera kaydı. Resmen kamera kaydı. Oo. Tek çekerdeyim. Resmen kamera ay yerinden oynadı. Evet. Yani offroad da gayet kolay bir şekilde yapılıyor. Onda bir kuşkum yoktu. Konfor olarak da bazı yerlerde sert vurdu. Hissettim. Büyük ihtimalle taşlardan dolayı olabilir bu durum. Ah ve yoruldum. Zaten bu offroad'u parkuru komple bitiren herkes de şöyle bir şey alıyor. Of. Çok yoruldum. Çok yorucu gibi şeyler oluyor. Evet, yazın kullanımı bu şekilde. Gayet güzel. Şöyle biraz devam edelim. Yolda, düz yolda biraz da gidelim. Frenlemesi falan nasıl?
frenlemesini nasıl derken aldığımda fren ayarları biraz kaymıştı. Ben de şehir içinde geldiğim için biraz riskliydi. Yani böyle basıyorum ama durmuyordu. Telli fren, yani hidrolik fren yok bunda. Hidrolik fren olmadığı için sürekli olarak tellerin ayarını yapmanız gerekiyor. Çünkü balataları eskiyor. Eskidikçe de bu sıktığınız elciklerdeki boşluk daha fazla oluyor. Neyse ki işte eve gidince onu ayarladım. Şu an gayet iyi duruyor. Ama mesela arka kaydırabilir miyiz? Deneyelim. Sanki kayacak gibi de durmuyor ama genelde çoğu arkadaşımız bunu yapıyor. Evet. Kayıyormuş. Kayıyormuş ama çok geç kaydı. Çok geç tuttu yani. Bir daha deneyeceğim. Evet. Bilmek lazım. Ama fazla sıkıyorum. Yani böyle bir hidrolik fren gibi değil. Evet. Kaydırabiliyoruz. Bir daha deneyelim. Ama hidrolik fren gibi lang diye kitlemiyor. Yani tabii ki çok asılmanız gerekiyor. Ama bu da sizin gücünüzü yani yoruyor, sizi yoruyor. Çok fazla güç harcıyorsunuz çünkü. Şurada nasıl gider? Hayda bir Allah kahretsin. Neyse çıkalım. Şuradan devam edelim. Hani böbrek taşı döktürmüyor demiştim ya, işte orada böbrek taşı döktük yani. Resmen döktük. Şimdi kruz kontrolü denemek istiyorum. Kruz kontrolüm açık. Kaç kilometre hızlarda devreye girecek. Onun için cihazı kapattık ya. Onun için kademe 1'e düşürüyorum. Öncelikle kademe 1'de bir hızımıza bakalım. Tek çekerdeyim. Ve kruz kontrol devreye girecek mi? Hatta ayaklarımı yer değiştireceğim. Ayaklarım ağrıdı. Evet, 18'de gidiyorum. Bıraktım ve şu an kruz kontrol devreye girmiş vaziyette. Ve birinci viteste, yani birinci kademede tek çekerde 18 km hızla gidiyorum. Yani devreye girdi. Peki ne kadar sürede devreye girdi? Ona bakalım. Onun için de şöyle yine düz bir yol bulayım. Evet, burası güzel. Şu an bastım. Bekliyorum. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Evet, şu an girdi. Yaklaşık ne oldu? 6-7 saniye oldu mu gibi. Yani bu kadar beklemeniz gerekiyor. Peki, ikinci vitese çıkardım. İkinci viteste bakalım kaç kilometre hıza çıkacağız. Hemen şu bisiklet yoluna bir dalalım. Yani bakalım kaça kadar çıkacak. İkinci vites. Gördüm ve kruz kontrol devreye girmiş. Şu an kruz kontrol sayesinde hiç gaza basmadan bu şekilde gidiyorum. Nasıl çıkarım kruz kontrolden? Ya gaz tetiğine basarım ki şu an çıktı. Ya da frenlere basarak çıkabilirim. Yeniden 3. vitesi alacağım. Evet, şu an 3. vitesteyim. 3. viteste devam. Kolay gelsin. Güzel taktik. Çimenleri de güzel yapıyorlar. Ya kullanım zevkine gelirse, kullanım zevki nasıl derseniz güzel. Yani scooter işte diyorum. Artık hemen hemen hepsi aynı tip zevk veriyor. Yani aynı malın siyah rengi, lacivert rengi, kırmızı rengi, sarı rengi yani. Ama yani şu yaylanma olayı, şu an arkası çok güzel. 80 kiloyum. 80 kiloyum, arkası çok iyi. Ama bir Zero 10X yaylanması var mı? Hayır, yok. Evet, tester pilotumuz Önder. Çift çekerde. Zaten turbo diye bir şey yok. Ha, pil tabii 10 volt gitti. Onu söyleyeyim. 10 volt bitmiş hali. Ha, 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 ha.
Oho, güzel yaylanıyor. Güzel yaylanıyor. Ha, süper ya. Arkadaş, şunu çekmek için. Manevra kabiliyeti çok iyi. Yani direksiyon çok fazla şu şekilde dönebiliyor. Fazlasıyla dönüyor yani. Büyük ihtimalle çok iyi manevralar bu cihazda yapılır. Buradan dönebilir miyim? Vallahi helal olsun. Şuradan döndüm ya, helal olsun ya. Mesela bazen ben üst geçite çıkıyorum. Üst geçitte orada bir bisikletler için yol oluyor ve çok dar bir yol. Bazı cihazlar, özellikle X2'nin manevrası çok kötü olduğu için orayı dönerek çıkamıyorum. Ama bu cihazda çıkma ihtimalim var gibi geldi bana. Denemek lazım. Az önce döndüğüm yeri düşünüyorum da şimdi acaba burada hiç durmadan dönebilecek miyim? Bakalım. Şu an çift çekerdeyim. Çift çekerde olduğum için olmadı. Çift çekerde olduğum için olmadı. Çünkü birden atıyor cihaz. Tek çekerde deneyeceğim aynı olayı. Bakalım tek çekerde nasıl bir şey olacak. Büyük ihtimalle döneceğim gibi gözüküyor. Deneyelim. İyice kenarı yanaştım. Hızımı biraz kestim. Aynen öyle. Döndüm. Hiç inmeden burayı döndüm ve çıktım tek çeker. Evet, menzil testine devam edeceğiz. Pili bitireceğiz. Bakalım kaç kilometre yol gidecek bu cihaz bu şekilde. Şimdi kruz kontrolü ben açık tutuyorum. Neden? Çünkü belli bir şeyden sonra gaz tetiğine basmak istemiyorum. Şu an açtım. Yani bu şekilde gitmek istiyorum. Parmaklarım boşta olsun istiyorum. Ellerim bu şekilde frende kalsın istiyorum. Ama bu durum genelde acemi kullanıcılar için risk teşkil ediyor. Çünkü adam gaz tetiğini bırakıyor. Duracak diye bırakıyor. Fakat cihaz durmuyor çünkü o sırada cruise control devreye girmiş oluyor ve kullanıcı bir anda panikliyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Hani böyle bir korku dolu anlar yaşatabiliyor cruise control. O yüzden cruise kontrolü bence yani işin bilincinde olan insanlar açsın, kullansın. Onun harici yani çok da kullanmayın derim. Ha pardon, çok uzun yol gidiyorsanız, hani kilometrelerce düz yol gideceksiniz, kesinlikle cruise control kullanın yani, hiç kullanmacım yok. Çünkü sürekli bu şekilde gaz tetiğine basmaktan artık parmağınızda yani biraz yoruluyor ya. Yoruluyor yani. Evet dostlar, benim anlatacaklarım şu an için bu kadar. İsterseniz ben artık kamerayı kapatayım ve yavaş yavaş bu pili bitireyim. Bitirdikten sonra da kaydıma devam ederim ve cihazın şöyle sağına soluna bakarız, ne kadar kirlenmiş ona bakarız. Biraz da cihazın fiziksel özellikleri hakkında sizinle birlikte konuşuruz. Bakın şu an ıslak bir yerden geçeceğim. Çamurlukların testini yapacağım. Arka çok iyi. Şöyle kamerayla gösterebilirsem. Umarım gösteririm. Arka çok iyi. Arkada hiçbir şey yok. Çamurluk bayağı iyi korumuş. Ön taraf yok. Ön tarafta çamurluk çok iyi korumamış. Çamurluk çok iyi korumamış. Ayağıma gelmemiş ama dekin, yani platformun üstüne ön taraflara gelmiş. Şöyle gösterebilirsem kamerayla. Umarım kameranın açısı yeterli olur. Ama olmayacak gibi gözüküyor. Biraz daha şöyle eğeceğim. Hani tam şu noktalara, şuralara gelmiş su.
Ama arka taraf çok iyi. Genelde arkadan çok su sıçratır yazlar. Ama bunda arkadan su sıçramamış. Bayağı hoşuma gitti, enteresan. Ama ön tarafta buralara su gelmiş. Yani yoğun yağmurda kullandığımız zaman, ki bakın pantolonun ön tarafına da gelmiş. Şuralara vurmuş. Arka tarafta hiçbir şey yok. Enteresan. İlk kez bir skuterin arka tarafından su sıçratmayıp önden su sıçrattığını gördüm. Neyse, bunu da deneyimlemiş olduk. Kaldırıma çıkmak istiyorsanız böyle ağır cihazlar ile, şunu göstereyim. Kaldırıma çıkmak için cihazı havaya kaldırmanıza gerek yok. Arka frene basın, ön tarafı havaya kaldırın, yere değsin. Sonra ön frene basın, arka tarafa havaya kaldırın ve yere değsin. Bu şekilde kaldırıma hiç güç harcamadan çıkmış olursunuz. Bilginize. Şuradan inelim ya. Cihazımız var ya, o tip yerlerden de inemeyeceksin. Evet, gene yolda kaldık. Gene bir menzil testinde yolda kaldık yani. İterek buraya geldik. Bostancı'dayım. Neyse ki Marmara'ya yakın bir yerde durdum. Bir 10 dakika kadar elimle iterek getirdim.
Yani buradan da ineceğim. Eve kadar da bir 15 dakika, 20 dakika iterek götüreceğim. Abi bu YouTube beni mahvetti ya abi. Bu menzil testleri daha doğrusu beni mahvetti. Evet, yolda kaldık, eve geldik. Şimdi şöyle göstereyim. Kontağı çeviriyoruz ve cihazımız açılmıyor. Şimdi şöyle bir durum oldu. Neyse, önce bir açayım, ondan sonra bahsedeyim. Nasıl açıyoruz? İşte böyle adaptörümüzü getirip buraya takarsak artık açılacak. Zaten kontak açık. Şimdi pilav, yani üniteye basılı tutuyoruz ve kendine geliyor. Kaç voltta? 47 voltta. Yani 47 volt dediğine bakmayın. Asıldığınız an 42, 41 ve 40'a düştüğü için kapatıyor. Bir daha şöyle kilometreyi göstereyim. 294 kilometre. 295 diyelim biz buna. 45 kilometre yol yapmışız. 4 kilometre de önceden vardı. Yani başlamadan önceki 4 kilometre yapmıştım. O hız testi yaptığım sırada. Yani 45-49 kilometre. 49 kilometre yol yapmış. Ya hadi 50 diyelim biz buna. Eco modda kullansaydım, yani eco mod dediğim ikinci vitesi hiç geçmeden ve çift çekere almadan kullansaydım 60 kilometre, 65 belki gidebilirdi. Yani durum bu. Şimdi şöyle bir durum oldu. İşte ben size az önce videoyu çekmiştim. İşte 48 nokta bilmem ne voltlardaydı. Öyle yola çıktık. Çift çekerdeydim. Zorladığım an zaten kesti. Yani 48 volttayken bile kesmişti. Sonra hemen pistin oralardaydık zaten. Bizim buluşma pistinin oralardaydık. Orada elektriğe taktık. Elektrik geldi, çektim ve kalan pili de çift çekeri kullanmadan tükettim. Bilginiz olsun. Yani bu cihazda uzun lafın kısası 50 voltu burada gördüğünüz an, şu şekilde göstereyim. 50 voltu gördüğünüz an çift çekeri iptal etmeniz lazım. Hep tek çeker kullanmanız gerekiyor. O şekilde de bir 6-7 kilometre gider gibi gözüküyor. Yani şöyle bir yanıltıcı durum var. 48'e düştükten sonra hızlı bir şekilde 42'ye iniyor. Eğer ikinci vitesi geçmeden, yani eco mod diyebiliriz biz ona, o şekilde kullanırsanız bu cihaz tahminimce 60 kilometreyi çok rahat bir şekilde görecektir. Evet dostlar, durum buydu. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zaman olduğu gibi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. COV benim hoşuma gitti.